Bugün size çok önemli bir çeteden bahsedeceğim arkadaşlar. Türkiye'nin dört bir yanını saran bir çete. Türk medyasını ele geçiren bir çete. Kars çetesi. Yahu Karslıların birçoğu köşe başlarını kapmış, hepsi bir yere gelmiş, çete kurmuşlar. O çetenin referansıyla Karslı gazeteciler köşe başlarını kapıyorlar. Kim mesela? Doğan Şentürk. Deniz Zeyrek mesela, o da Karslı. Candaş Tolga Işık, Barış arkadaş, Nedim Şener. Yahu kim tuttu bu Nedim Şener'in elinden? Kim ona referans oldu? Mesela Bengü Şap var bizim arkadaşımız. Halk TV'de genel yayın yönetmeni. O oraya nasıl gitti ya? Ve tabii çetenin en önemli isimlerinden birisi Hadi Özışık. Acaba ben kimin referansıyla geldim, yaptım, ettim? Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir yayında daha birlikteyiz. Facebook ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yayına başlamadan önce lütfen özellikle abone olmadığı halde kanallarımızı düzenli bir şekilde izleyen arkadaşların kanalımıza abone olmasını rica ediyorum. Hadi de arkadaş ya. Aylardır bekliyoruz, bir tık yapacaksın, abone olacaksın. Kurban oldum hadi. Beğenilerimizi ihmal etmiyoruz, paylaşımlarımızı ihmal etmiyoruz. Yorumlarımızda kimseye hakaret etmiyoruz. Birbirimize saygılı davranıyoruz ve sadece fikirlerimizi beyan ediyoruz. Hepsi bu kadar. Bugün size çok önemli bir çeteden bahsedeceğim arkadaşlar. Türkiye'nin dört bir yanını saran bir çete. Ya da şöyle anlatayım. Türk medyasını ele geçiren bir çete. Kars çetesi ya da Kaz çetesi. Arkadaş, Kasım ve Aralık ayına girdiğimizde her yıl böyle bir yaftayla karşılaşıyoruz biz Karslılar. Sanki vakti zamanında dinç bilgin elimizi tutmuş da gel Yılmaz Özdil, ben İzmirliyim, sen de İzmirlisin, gel seni büyük yazar yapayım demiş de ya da dinç bilginin elinden tuttuğu diğer gazeteciler gibi biz öyle gelmişiz, gazetecilik yapıyoruz, köşe başlarını da kapmışız, olmuşuz bir çete. Her sene Kasım veya Aralık aylarında biz bunu geleneksel hale getirdik ve Karslı gazeteciler olarak Kaz Gecesi yapıyoruz. Arkadaş, biz bunu yapıyoruz diye bizim adımıza Kars Çetesi diyorlar. Geçmişte Ersoy Dede bunu televizyonda söyledi, 24 TV'de. Oturdu dedi ki, bak dedi, Gürsel Tekin'e çakacak ya, bak dedi, bir Kars çetesi var. Hadi Yüzışık da bu çetenin bir parçası. Lider kim? Lider de Gürsel Tekin. O da Karslı ya. Bu çete ne yapıyormuş? Kaz Partisi adı altında bir takım şeyleri dizayn ediyorlarmış. Ersoy Dede bunu ekranlarda dillendirdiğinde şöyle geriye bir baktım. Tam 5 yıl geçmiş. Gürsel Tekin'le bir araya gelmemişiz. 5 yıl. Aradım Ersoy'u. Kardeş dedim, sen bizi çete yapmışsın. Ama abi öyle diyorlar. Ya öyle diyorlar diye senin bizi çete ilan etmen. Çete ne demek ya? Neyse, düzelttik, geçti gitti. Geçen gün Şaban Sevinç'in programına katıldım bizim TV'ye. Şaban'la memleket meselelerini konuşurken birdenbire döndü, dedi ki ya şu Kars çetesinden bahseder misin? Pardon? Kars çetesi. Düzelttim Şaban Sevinç'i. Kardeş bak, Kars çetesi diye bir şey yok. Bak çete diyorsun. Ya işte öyle diyorlar. Ya öyle olmaz. Ya çete diyorsun bize ya. Bizi çetecilikle suçluyorsun. Yapma. Peki çevirdik Kazı, başka türlü konuşmaya başladık. Nedir bu Kars çetesi iddiaları vesaire, şu bu? Şaban bana soruyor. Ve orada şu ifadeyi kullanıyor. Ya Karslıların birçoğu köşe başlarını kapmış. Bu nasıl oluyor? Hayda. Yani diyor ki, ya hiç birbirinize referans olduğunuz oluyor mu? Bu kadar Karslı gazeteci var, hepsi bir yere gelmiş. Bunlar herhalde bir çete kurmuşlar. O çetenin referansıyla Karslı gazeteciler köşe başlarını kapıyorlar. Ben sana bir şeyi soracağım şimdi. Sor. Bu basın dünyasında senin de içinde olduğun bir Ardahan çetesi ya da Kars çetesi. Ya var mı öyle bir şey? Nedir bu çete? Kimlerden oluşuyor bu çete? Kars çetesi galiba. Ha, içinde bazı siyasetçiler de var galiba. Gazeteciler ve siyasetçilerden oluşan bir Kars çetesi. Nedir bu hadi? Şimdi Kars çetesi ne demek ya? Yani bu aslında
Kars çetesi mi, Kaz çetesi mi diye de adlandırıldı. Kaz. Bizim Kaz gecemiz var, Kaz. Kaz partisi veririz biz. Kars Kazı. Kaz olarak Iğdırlar, evet. Ardahanlar, biz böyle zaman zaman Kaz partisi veririz. Ve bu Kaz partisinde genelde iki sene önce yine verdik koşu yolunda. İşte İsmail Saymaz vardı. Bütün ne kadar Karslı varsa vardı. Belediye başkanları vardı. Var oğlu var. Şimdi bu eskiden kalma bir şey. Bize yapıştırılan eski. Eskidi yani. Şimdi moda değil artık o. Ve şimdi eğer Kars çetesi diyeceksek mesela ya da Kaz çetesi diyeceksek artık bu işlerin başını Deniz Zeyrek çekiyor. Artık Kaz partilerini o veriyor. Yani ama öyle mi? Evet yani Deniz kötü anlamda söylemiyorum. Deniz bu işin organizasyonunu zaman zaman yapıyor. İşte Kadıköy'de yanılmıyorsam önümüzdeki günlerde bir Kaz partisi olacak yine. Deniz Zeyrek'in de öncülüğünde. Dolayısıyla öyle bir çete mete yok. Yani biz Barış Yarkadaş ben Kars'ta Yeni Doğan gazetesi, Hürriyet gazetesinde yazarlık yapıyordum. Barış Yarkadaş orada o dönemde mürettiplik yapıyordu. Yani kalemle değil. Harfleri diziyordu, gazeteyi çıkarıyordu. Yani bizim şimdi biz birbirimizi inkar mı edelim Barış'la? Arkadaşlığımız var, dostluğumuz var. Tabii canım Barış benim de arkadaşımdır. Ümit o resmi bir daha verir misin o çetenin resmini? Kars çetesinin resmini. Heh. Bak çete deme senin hakkında suçlamada bulunurum ha. Bak Barış var. Evet Barış bak, var. Deniz var, Deniz var. Nedim Doğan, Şener var. Doğan, bak İsmail Saymaz'ı gördün mü? Kaz'ın rehavetiyle ne hale gelmiş gördün mü? Evet İsmail Saymaz var. Şey var. Ama sana bir şey söyleyeyim. Şu arkadaki Nedim Şener mi? Doğan Şentürk'ün arkasındaki Nedim Şener mi? Evet Nedim Şener o. Nedim Şener ne arıyor bu ekibin içinde? Peki Şişli Belediye Başkanı var. Şişli Belediye Başkanı da Karslı biliyorsun. Ardahanlı. Öyle mi? Aa bak evet. Bilmiyordum. Bak, benim Keskin. Yanımda şey var. Candaş Tolga Işık var benim koluma giren. O da Candaş da mı Karslı? Candaş benim kuzenim ya. Ciddi mi diyorsun? Evet. Candaş Tolga Işık Hadi Özışık. Ha siz Candaş Işık siz öz ışık mısınız? Hani? Evet. Ondan sonra bak şey var. Doğan'ın yanında bulunan neydi arkadaşın adı? O da Karslı. Ama Nedim Şener ne arıyor? Nedim Şener Karslı değil bildiğim kadarıyla. Nedim Şener Ardahanlı. Şimdi gözünü sev. Biz Şaban biz çete deyip duruyorsun. Millet doğru anlayacak da. Öyle değil ya. Çete mete yok. Gözünü seveyim. Ya yok espri yapıyoruz. Gazeteci arkadaşlarla her şey aylarında verdiğimiz Kaz partisiyle bir araya gelen insanlarız ya. Kaz çetesi diyelim. Ya ama hadi şöyle. Peki aranızda bir ne bileyim tamam görüşleriniz farklı. Ben de biliyorum farklı görüşlerde olduğunuz. Nitekim işte orada şey CHP'li Şişli Belediye Başkanı var yani. Evet. Barış Yarkadaş var. Görüşleriniz farklı ama mesleki olarak böyle bir dayanışma, paslaşma olmuyor mu? Yok, soruyorum yok, canım yok. Ben biliyorum yok, da. Yok. Abi bak izleyicilerimiz daha soruyorum bu, hadi. Bu Kars çetesi dediğin kişilerin tamamı bak zaten Deniz Zeyrek zaten köşe başlarını tuttular diyorsun. Bir dakika. Deniz Zeyrek referansa ihtiyacı var mı? Yok. Peki Deniz Zeyrek köşe başı tutanlardan mı? Sayılır. Yani iyi bir pozisyonda, iyi bir gazeteci. Hayır, kendi birim oraya getirmiş yoksa kendi emeğiyle, kendi gücüyle, kendi kalemiyle mi gelmiş? Tabii kendi emeğiyle geldi tabii canım. Tamam. Şimdi Doğan Şentürk Fox TV'yi yönetiyor. Evet. Doğan Şentürk'le beraber biz yıllarca Kanal 6'da vesaire muhabirlik yaptık. Doğan evet. Şentürk oraya birisinin tavsiyesiyle mi gelmiş? Referansla mı gelmiş? Hayır. Birisi aslında torpil mi yapmış? Hayır. Barış Yarkadaş
Barış ya arkadaşa ben referans olmam söz konusu mu? Ya da olsa referans olsam Barış biter. Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Başka kim var? Candaş Tolga Işık mesela. Evet, Candaş. Müthiş Türkiye'nin bir, en başarılı programlarını yapıyor. Kesinlikle evet. Kesinlikle. Türkiye'nin en başarılı dergilerini çıkarıyor. Kafa TV, Kafa Radyo, Kafa Dergi, Kafa TV evet, diye girsin evet. Google'a, YouTube'a onun kanalı. Vallahi ben referans olmadım. Ona kimse de referans olmadı. Bizim referansımız. Anladım. Değerli izleyiciler, şimdi Kars ekibi, Kars çetesi, hani espriyle karışık ne derseniz deyin. Hani bildiğiniz anlamda bir şey yok. Böyle hani yok dayanışma, birbirlerini destekleyerek bir yerlere getirme falan öyle bir şey yok. Yalnız bu arkadaşlarımız hepsi de gerçekten medyada ve siyasette yani tırnaklarıyla kazıyarak. Ben de %90'ını tanıyorum bu arkadaşların. Kim mesela? Doğan Şentürk. Fox TV'nin genel yayın yönetmenliğini yapıyor. Çok da başarılı bir televizyonculuk yapıyor. Muhalif olabilir ama kendi alanında birinciliği kimseye kaptırmıyor. Peki Doğan Şentürk Fox TV'nin genel yayın yönetmenine nasıl getirildi? Gel kardeşim otur buraya sen yönet burayı mı dedi. Yoksa Doğan Şentürk tırnaklarıyla kazıya kazıya mı o mevkiye geldi? Ben Doğan Şentürk'ü yıllardır tanırım. Doğan Şentürk'ün muhabirlik dönemlerini bilmeyenler işte böyle çıkıyorlar Kars çetesi. Kardeş. Doğan Şentürk hastanede muhabirlik yaptı, adliyede yaptı, siyasette yaptı, Kanal 6'da çalıştı ve Star'ın en önemli muhabirlerinden birisiydi, Cem Uzan'ın Star'ı. Kanal 6'da biz yıllarca beraber çalıştık. Emin olun ben Doğan Şentürk'ün Kars'ta olduğunu bilmiyordum. Aynı çatı altında çalışmamıza rağmen başarılı bir muhabir olarak ben de başarılıydım yani hakkımı teslim edeyim. Adama gıpta ediyordum ya ne güzel işte ya. Ne kadar güzel iş yapıyor diye. Sonra yıllar sonra ben Ankara'ya gittim. Doğan burada kaldı ve ben adamın Karslı olduğunu öğrendim. Başarılı bir gazeteci olarak Fox'ta görev alıyor. Başarılı işler yapıyor. Başarılı kişileri keşfediyor. Yani mesela Fatih Portakal'ı o keşfetti. Mesela İsmail Küçükkaya'yı o keşfetti. Ve bunlar Karslı mı, Erzurumlu mu, Erzincanlı mı, Vanlı mı, İstanbullu mu, Yozgatlı mı diye bakmadı. Başarısına baktı ve ekranını teslim etti. Teslim ettiği kişiler de Doğan Şentürk'ü mahcup etmedi. Şimdi bu adam bu başarıyı gösterdi diye karalamanın çete mensubu olarak görmenin ne anlamı var ya? Neden biliyor musunuz? Kıskançlık, başka bir şey değil. Bizim sektör öyle. Biri bir yere tırmandığı zaman hemen alaşağı etmeye çalışırlar. Mıncıklamaya çalışırlar. Ulan Doğan Şentürk kim ya? Biz beraber hastanede nöbet tutuyorduk. O Doğan Şentürk geldi Fox'un genel yayın yönetmeni oldu. Ben de yaparım. Yapsaydın. Yapamayınca da çamur at. Deniz Zeyrek mesela o da Karslı. O da Kars çetesinin bir mensubu oluyor. Düşünüyorum Deniz Zeyrek nasıl sivrildi acaba? Deniz Zeyrek Ankara'da başarılı bir muhabirlik yapıyordu. Meclis çatısı altında mecliste görev yaptığı zaman altına imza attığı sayısız haberlerini hatırlıyorum ben. Muhabir yani yazar değildi o zaman. Sonra diplomasi muhabirliği yapmaya başladı. Bir çıta daha yukarıya. Radikal gazetesinde yazılar yazmaya başladı. Hürriyet'in Ankara temsilcisi oldu. Yıllarca Hürriyet'te yazı yazdı. Sonra Sözcü gazetesine geçti. Sözcü gazetesinin yazarlığını yapıyor. Bir dostluğumuz var değil mi? Bir abi kardeşliğimiz tabii, var. Tabii ki. Ya bu dostluğun fikirlerimiz ayrı olsa da bu dostluğumuzun arasına hiçbir şey girebilir mi? Yok. Yani bizim ben şunu söyleyeyim. Biraz tabii kıskananlar olabilir. Kaz lobisi diyeceğim. Kars lobisi. Bizim dayanışmamız başka bir boyutta. Yani tabii. Bunu ne Kemal Kılıçdaroğlu bozar, ne Tayyip Erdoğan bozar, ne başka biri bozar. Ha, birbirimizi de çok sert bir şekilde eleştiririz biliyorsun. Yaptık yani, da zaten. Ha, sen şöyle yazdın ama bu doğru değil vesaire demenin ötesinde canlı yayınlarda, ekranda bayağı çatır çatır da birbirimizin fikirleriyle şey yaparız. Fikir kullanarak tartışmak, fikirleri çarpıştırmak İyi bir şeydir. Ama bence bu de.
insanların birbirine kanlı bıçaklı olmasını gerektirmez yani. Şimdi bunun elinden kim tuttu kardeşim? Aydın Doğan gel Deniz senin elinden tutalım bir yukarıya mı taşıyalım dedi. Yok. Adam kendi tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yerlere kadar geldi ve hala da devam ediyor. Şu anda ekranların vazgeçilmez isimlerinden birisi. Bu mu çete mensubu oluyor? Candaş Tolga Işık birilerinin elinden tutup ya da birilerinin kendisine referans olmasına ihtiyaç yok biliyor musunuz? Çok yakından tanıdığım hemşerim, zaman zaman o benim kuzenim der, ben ona kuzenim derim. Aslında akrabalık bağları uzaktan da olsa var. Ben Candaş Tolga Işık'ı ne zaman tanıdım biliyor musunuz? Demokrat Parti'nin genel başkanı Mehmet Ağar'ın Antalya mitinginde karşılaştık Candaş Tolga Işık'la. Hiç birbirimizi tanımıyoruz. O solda oturuyor, biraz sıkılmış böyle, bıyıklarını yoluyor. Yani buralara, mitinglere alışık biri değil. Çok tez canlı, hiperaktif, her an hareket halinde olan birisi. Orada tanıştık. Orada Karslı olduğunu öğrendim yıllar sonra. Hiç yüz yüze gelmemiştik. Candaş Tolga Işık gazetecilik mesleğine bir gömlek fazla gelen birisi. Çünkü çok akıllı. Yani düşüncesini harekete geçiren ve uygulayan biyoloji mezunu mesela. Yani böyle bir meslek var adamın elinde. Ama gelmiş gazeteci olmuş. Kimseye ihtiyaç duymadan. Posta gazetesine geçmiş. Allah rahmet eylesin. Mehmet Ali Birand'dan sonra Posta gazetesinin baş yazarı olmuş bu adam. Böyle bir adam getirip de öyle gönül hatır için Aydın Doğan al Candaş. Al Candaş gazete senin olsun der mi? Nasıl kim? Gazeteci oldun? Rıfat abi sayesinde, Rıfat Ababay sayesinde oldum. Ben radyo programı yapıyordum. Radyo programı yaparken radyoda böyle röportajlar yapıyorum. Seviyorum. Yine böyle haber yapmaya çalışıyorum. O ara radyonun genel müdürü İlhan abi, İlhan Uzundurkan dedi ki ya sen bu radyoda yaptığın işleri gazeteye yapsana. Ben dedim ki abi ben bir biyoloğum. Yani biyoloji okudum. Ben ne anlarım? Yani nasıl yapacağım? Gazeteci tanımam. Dedi ki ben Rıfat'ı tanıyorum. Benim arkadaşım seni yollayayım. Rıfat abiye gittim. Rıfat abi bunun hikayesini çok güzel anlatır. Bir gün hatta Rıfat abiyi de buraya al muhakkak. Çok isterim ben de onu dinlemeyi. Rıfat abi benim yazılarıma baktı, yazdığım yazılara. Böyle yaptı bak. Ah yaşadın onu. Tabii at böyle attı. Böyle şey gibi sap gibi kaldım yani ne diyeceğimi şaşırdım. Dedi ki bu yazılar çöp. Sen mesela o senden sıra, dedi köşe yazarı şey falan olmaz. O sıra nasıl duruyordun mesela? Rıfat abinin karşısında nasıl? Abi oturuyorum böyle gayet saygılı böyle şey iyice erimişim yani küçülebildiğim kadar küçülmüşüm. Ben senin o halini biliyorum da anlatacağım birazdan. Ha. Mehmet Ağar'la beraber bizim Antalya'ya gitmiştik. Seyahatimiz benim var. Gazeteye ilk başladığım kaç o 6. ay mıydı 7. ay mıydı neydi yeniydim yani. Mehmet Ağar'ı takip etmeye gitmiştik Antalya'ya sen de oradaydın. Siz arkada böyle şey gazeteciler, deneyimli ağlar, gazeteciler, ağlar böyle bak, kurulmuşsunuz. Biz de böyle kuş, muhabbet kuşu kadar olmuşuz en önde bir bu kadar. Baktım, arkada bir takım elbise giymiş, evet bir kravat takmış. Böyle ama böyle sessiz, sakin. Bu Candaş'ı yok ha. Evet. Sessiz, sakin. Bir de bıyıklarıyla aynı bu şekilde oynuyor. Sen kimsin kardeşim? Ben Candaş Tolga Işık abi. Nerede çalışıyorsun? Posta gazetesi. Sesini hiç seni tanımıyorum. Abi ben yeni başladım. Evet. Hatırlıyor musun? Evet çok iyi hatırlıyorum. Peki abi. Sonra ben senden niye yakamı kurtaramadım? Onu çok merak ediyorum. Nasıl oldu biz böyle? Abi, hakikaten biz ben o günden sonra senden yakamı kurtaramadım. Acaba sen mi benden, ben mi senden? Bu bence uzun bir tartışma burada. İnsanların bu şahsi tartışmayla meşgul. Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Ben memnunum senden Hadi abi. Seni seviyorum. Arada biraz daha adil olsan şu arkadaki abi kanallara. Ben seni sevmiyorum. Ya şu çocuğa bir tane televizyon verin. Ya şeyi aç kardeşim. Halk TV nerede? Ya ben sabah arıyorsun, erkenden arıyorsun, gece arıyorsun, gündüz arıyorsun. Abi şöyle bir haber yaptım şunu bir gazla. Evet. Abi şunu. Çünkü internet artık çok başka bir yere geldi ve sen o işi kuran adamsın. Yani önemli bir internet haber, önemli bir referans site. Senin olması da bizim için çok büyük mutluluk. Çünkü parayla, pulla, teşkilatla, yönlendirmeyle, bir angajmanla çalışmıyor. Habercilikle çalışıyor burası. Ben de iyi bir haber yaptığımda, iyi bir şeyi takip ettiğimde burası da olsun görsün istiyorum. Ve ben öyle şeylerden utanmam yani. Kendi haberimin, yazımın, yani reklamını yaparım. Gerçekten. Daha çok insana ulaştırmak için de uğraşırım. Sen de sağ ol. Ben hani seni bu konuda çok rahatsız ediyorum. Doğru söylüyorsun. Ama netice itibariyle. Çok rahatsız ediyorsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Bunu İnsan estağfurullah falan der be. Rahatsız ediyorsun diyorum. Hayır olur mu öyle şey falan da yani. Yani estağfurullah.
Yani dilim var mı söylemeye? Evet, işte sonuçta öyle yani. Rıfat abiye gittim. Rıfat abi önce beni beğenmedi yazılarım falan. Sonra ben ısrar ettim Rıfat abiye. Bayağı taciz ettim yani. Ben bu işi yapacağım diye. Sonra bir şekilde bir röportaj yaptım. Yayınlandı. Çok iyi dönüş aldık. O röportajlar bir seriye döndü. Ben pazar röportajları yapmaya başladım. Sonra bir gün yazı yazmaya başladım. O arada zaten sürekli haberler yapıyordum. Özel haberler yaptım. Ve işte televizyona Sinan Çetin'le tanıştım bir röportajda. O bana televizyon programı yaptırdı TV8'de. Sonra o bir başladı. Televizyonculuk. Ondan sonra tabii radyo. Sonra dergiler. Şimdi yani gazete bir yandan hep devam etti. Ben bir şey merak ediyorum. Sen biyoloji okumuşsun. Yani çok farklı bir meslek, çok da kaliteli bir okulda okumuşsun. Evet. Sonra herhalde kafayı yemişsin, gelip gazeteci olmak istedin. Ya abi işte gazetecilik... Yani mesela sen biyoloji bitirdin ya, hı-hı, gazeteci olmasaydın ne olacaktın? Bayağı biyolog falan olacaktım. Ben bir de yurt dışına falan gittim geldim. Böyle genetik menetik merakı oldu bende. Geldim Türkiye'de birazcık o işi kovalım, yapabilir miyim, edebilirim. Yabancı dil 10 numara. İyi tabii yani. Ya mesela ne olacaktı şu anda bir gazeteci olmasaydın? Ben ne bileyim abi, Allah bilir, ne saçma bir soru soruyorsun ya. Sen ne biliyor musun abi, internet haberi açmasan ne olacak diye. Ben sonuçta o öyle bir yol açıldı ve ben girdim. Sen ne olurdun hakikaten gazeteci olsan? Yani muhabir. Rıfat Ababay. İş söz konusu olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmayan bir adam. Karslı da değil, getirmiş Candaş Tolga Işık'ı gazetenin başyazarı yapmış. O ne yapmış? O da sayfalar dolusu röportajlar yapmış, iş yapmış, güç yapmış ve çıtayı her geçen gün biraz daha yukarıya taşımış. Sonra Posta gazetesinden ayrılmış, daha doğrusu ayrılmışlar. Yallah! Demişler, İsmail Küçükkaya demişti ya adam kazandı diye. Adam kazandı. Ben de diyorum ki Candaş Tolga Işık'a adam çalıştı kazandı ve Kafa Dergisi gibi bir yayın organını tek başına Türkiye'nin gündemine soktu. Herkesin konuştuğu bir dergi haline geldi. Sonra Kafa Radyosu'nu açtı. Şimdi YouTube'da Kafa TV adında kanalı var. Ya adamın çıkardığı konuklara bakın. TV 100'de şu anda canlı yayınlar yapıyor. Her hafta hani kimsenin ulaşamadığı, kimsenin yanına yaklaşamadığı konukları alıyor, getiriyor, konuşturuyor. Her hafta gündem belirliyor ve her hafta o TV 100'de yayınlanan o program 1 milyon, 2 milyon, 3 milyonun üzerinde izleniyor. Bu adama ben mi referans oldum kardeşim? Bu adam günahı ne kardeşim? Başarılı diye bunu bir çetenin içerisine sokmak Allah aşkına ya. Ya nasıl bir vicdansızlık? Nasıl bir saygısızlık, nasıl bir terbiyesizlik ya? Çete. Candaş Tolga Işık, çete. Kars çetesi. Ne yapıyor bu Kars çetesi? Çalışıyor, kazanıyor, başarıyor. Bugüne kadar böyle. Devamı var. Nedim Şener. Yahu kim tuttu bu Nedim Şener'in elinden? Kim ona referans oldu? O da muhabirdi. Programlar yaptılar Uğur Dündar'la birlikte. Uğur Dündar Kars'ta değil. Beraber yıllarca çalıştılar. Beraber aynı çatı altında inanılmaz mücadele verdiler. Sonra Nedim Şener geldi. O da Posta gazetesinde yazarlık yapıyordu. Döndü, bedeller ödedi. Hapis yattı. Çocuğundan ayrı kaldı. Çete dediğin adam şimdi çetelerle kelle koltukta mücadele ediyor. O çeteler ki o çetelerden birine 15 Temmuz gecesi kahramanca direndi. Hatırlayın o geceyi. Şimdi bana biri diyebilir mi? Nedim Şener şu kişinin, şu kişilerin referansıyla ya da Kars çetesi dedikleri oluşumun referansıyla Hürriyet'e kadar yükseldi, çetelerle mücadele ediyor. Kim diyebilir? Diyenler diyor, çamur atanlar atıyor, kıskananlar çatlıyor, ölüyor, geberiyor. Nedim Şener'in orada olmaması gerekiyor diyenlerin sayısı az değil. Döndü diyorlar, dönek diyorlar.
Çünkü onlar gibi bu FETÖ terör örgütüne yavşaklık yapmıyor Nedim Şener. Ondan dolayı çete mensubu oluveriyor. Barış arkadaşla benim siyasi görüşüm hiçbir zaman aynı olmadı. O da Karslı ama hiç kimsenin referansıyla buralara gelmedi. Bunu ben biliyorum. En yakın şahidiyim. Ben Kars'ta Hür Yurt gazetesinde yazarlık yaparken Barış arkadaş o dönemde yerel gazeteye mürettiplik yapıyordu. Yani harfleri yan yana dizerek gazeteyi yayına hazırlıyordu. Yani gazetecilik mesleğini çocukluğunda başlamış birisi. Sonra Kars'tan İstanbul'a gelmiş, yan gelip yatmamış, hazıra konmamış, birileri gibi birilerinin referansıyla bir yerlere oturmamış, başarmış, gazetecilik yapmaya başlamış, sonra milletvekili olmuş, sonra şimdi televizyonlarda her akşam karşımıza çıkıyor. Görüşüne katılın veya katılmayın. Barış arkadaş buralara kimlerin desteğiyle geldi? Çete mensubu olduğu için mi? Yoksa kendi tırnaklarıyla kazıdığı için mi bu başarıları elde etti? Buralara gelmek bazıları için kolay olmayabilir. Buralara gelmek bazıları için imkansız olabilir. Çünkü adam yapamıyor. Çünkü adam yapamayınca da çamur atmaktan başka çaresi kalmıyor. Barış arkadaş Kars çetesinin mensubu olmuş. Ve o Kars çetesi veya o çetenin sempatizanı olan her kimse, biz bilmiyoruz, Barış'a referans olmuş. Barış da böyle paraşütle aşağı inmiş ve şu anda karşımızda bülbül gibi şakıyor. Öyle mi? Bre vicdansız. Bunu nasıl söyleyebiliyorsun sen ya? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır ya? Ya Karslılar medyaya hakim olmuşlar. Baba ne yapalım, biz bu mesleği seçtik. Seni de o zaman tanımıyorduk. Gelip ya kusura bakma, affedersin, affına sığınıyorum, yalvarıyorum, yakarıyorum, diz çöküyorum. Ben gazetecilik yapabilir miyim acaba? Diyemedik. Affedersin yani. Mahmut Dövür, o da Karslı. O kimin referansıyla geldi? Mahmut Dövür'ün şöyle bir geçmişini tarayın arkadaşlar. Yaptıkları haberler, patlattığı bombalar ve ödediği bedeller. Mahmut Övür bugün Sabah gazetesinde Abdurrahman Şimşek'in yaptığını yapıyordu. Abdurrahman Şimşek gidiyor ya İsveç'e, Almanya'ya, oraya buraya bu FETÖ'cü hainleri ininde görüntülüyor ya. Mahmut Övür'ün talebesidir Abdurrahman Şimşek. Abdurrahman Şimşek'i Karslıdır, Erzurum'dur, Erzincanlıdır diye yanına alıp yetiştirmedi. Kumaşını gördü, bundan iyi bir muhabir olur dedi ve aldı yanında yetiştirdi. Mahmut Övür'ün bir bacağında hala bir kurşun var biliyor musunuz? Hala bir kurşun var. O kurşun yarası hala geçmiş değil. Niye? Yaptığı haberlerden dolayı sokakta kurşunlandı. Ölebilirdi. Bir bacağını kaybetti. Şu anda o kurşun hala Mahmut Övür'ün bacağında. Ve topallayarak geçiyor. Bu mu birilerinin referansıyla geldi? Ha Dinç Bilgin'in gazetesinde çalıştı, evet doğru. Ama Dinç Bilgin'i hiç tanımazdı. Yani Dinç Bilgin'in elinden tutup da bir yerlere taşımadı. Kendi başarısını elde etti. Muhabirlikten, televizyon programcılığından Sabah gazetesinin yazarlığına kadar kendi becerisiyle yükseldi ve şu anda orada yazarlık yapıyor. Kimin referansıyla? Ben söyleyeyim size. Mahmut Övür biraz o konuda torpilli. Mesleğine olan aşkı onu buralara taşıdı. Evet, ben onu biliyorum. Mesleğine olan aşkı onu oralara taşıdı. Serdar Ali Çelikler, bana deyin ki spor medyasında böyle gelip de aradan sivrilen spikerlerden falan bahsetmiyorum. Muhabir ve yorumcu olarak söylüyorum. Aradan sıyrılan başka bir isim var mı acaba? Serdar Ali Çelikler kendi becerisiyle gelmiş. O da olmuş bizim çetenin bir mensubu. Ya yazık, günah ya. Bir insanı karalamak bu kadar kolay olmamalı. Bir insanı çekemeyebilirsin. Bir insanı kıskanabilirsin. Ama bu kadar vicdansız, bu kadar iftiracı olma. Bu kadar vicdansız iftira atma. Sonra o iftira döner dolaşır seni bulur, aileni bulur. Yapma. Yapma kardeşim. Kimse, kim bu isimleri bir çetenin mensubu olarak tarif ediyorsa, sözüm onlara. Adnan Yüce, benim çocukluk arkadaşım. 40 yıllık dostum, kardeşim. Şu anda siyasi görüşlerimiz birbirine tamamen zıt. Çocukluğumuzda beraberdik. Ama şimdi farklı yollardayız. Ve buna rağmen dostluğumuz tam gaz devam ediyor. Onun başımın üstünde yeri var. Hangi düşüncede olursa olsun. Çünkü dost. Gerçek bir dost.
Ankara'da başarılı bir radyoculuk yapıyor Adnan Yüce hala. Ve Türkiye'de ilk defa Kürtçe yayın yapan İmaj Radyo'nun sahipliğini yaptı korkusuzca. Bütün baskılara rağmen çıktı, Ankara'da bu radyoyu yayına aldı ve Kürtçe yayın yapmaya başladı. Kaldırın bu yasakları dedi. Geldiği nokta hamdolsun. Ankara'da kendince bir noktaya gelmiş ama hiç kimsenin referansıyla değil. Kendi gücüyle, kendi bileğinin gücüyle şu anda radyolarının başında, işinde, gücünde. Şimdi bu adama çete mensubu diyeceksiniz. Yuh size ya. Yani az önce sıraladığım isimleri anlarım da Adnan'ı da getirdiniz, çete mensubu yaptınız ya. Ne diyeyim ben size? Tuu demekten başka bir şey diyemiyorum vallahi. Vallahi diyemiyorum. İki kardeş var. Erhan Öztürk, Ercan Öztürk. İkisi de hala muhabirlik yapıyorlar. Kimse öyle onların elinden tutup da getirip bir yerlere getirmiş değil. Haberler yapıyorlar, bomba patlatıyorlar, imza atıyorlar. Abi böyle bir yerlerde barınıyorlar işte yani. Kimse onların kara kaşı, kara gözü için işte bizimle beraber ol, bizim yanı başımızda ol, şunun hatırı için, bunun hatırı için demiyor. Bir gün eğer işlerini aksatırlarsa o zaman kusura bakmasın. Onlardan daha iyi muhabirlik yapacak biri geldiğinde yerlerini alırlar. Yani referans yok. Yallah hadi, torpil de yok. Olmayınca yallah Erhan, yallah Ercan. Kimseyi ayırmıyoruz. Siyasi görüşümüz farklı olabilir. Aynı düşünce içerisinde olmayabiliriz. KRT'nin başında Adnan Bulut var. O da Kars'ta. O da yıllarca sahada muhabirlik yapan birisi. O da habere koşmuş. Benim gibi, Doğan gibi, Deniz gibi, Nedim gibi. O da koşmuş. Onu ayıramayız. Ama zaten bizden ayırmıyorlar. Yani siz çetesiniz diyorlar. Çetenin başı da Metin Işık. O da birilerinin referansıyla bir yerlere gelmiş. Bizi büyütmüş. Bizden büyük olduğu için söylüyorum. Gelmiş tercümanda çalışmış. Orada çalışmış. Burada çalışmış. Çete başı olmuş. Bizi eğitmiş. Sonra sahaya salmış. Demiş ki alın, alın, alın. Alo, al Hadi Özışık. Al, al benden, bizim çeteden. Al. Ya anadan babadan, abiden, Mevlüt Işık'tan gazeteci bir adamı çete mensubu yaptınız ya. Abisi şehit olan birisi ya. Bunu getirdiler, çete başı yaptılar. Mesela Bengü Şap var bizim arkadaşımız. Halk TV'de genel yayın yönetmeni. O oraya nasıl gitti ya? Karslı olduğu için mi? Yoksa Kanal 6'da, HBB televizyonunda, Ankara'da yaptığı başarılı muhabirlikten dolayı mı bu mevkilere taşındı? Ve tabii çetenin en önemli isimlerinden birisi Hadi Özışık. Ama Mehmet'i saymıyorum. O sosyete karşı. Süleyman Özışık'ı da kendine uydurmuş. İkisi sosyete takılıyor. Ben çete abi. Çetenin içinde olan biriyim. Acaba ben kimin referansıyla geldim, yaptım, ettim? Dur bakayım bir düşüneyim. Ya Kars'ta gazete dağıttım. Kimin referansıyla? Türkiye Gazetesi'ni kapı kapı dağıttım. Sebahattin Önkibar diyor ya, gazete dağıtıcısı. Evet, ben gazete dağıttım. Ve o gazeteyi dağıttığım için tırmandım yukarıya doğru. Çok şükür, çok mutluyum, pişman değilim. Ben Kars'ta Hürriyet gazetesinde, Allah Ali Kafkasyalı hocamdan razı olsun, dedi ki oğlum senin kompozisyonun çok iyi, edebiyat öğretmen. Sen gazetecilik yap dedi. Ve bana daha liseyi bitirmeden köşe yazdırmaya başladı. Hürriyet gazetesinde yazı yazmaya başladım. Sonra lise bitti. Baba 7 evlada bakıyor, 7 evlat. Tek maaşla. Okuyamadık, üniversiteye gidemedik. Başarılı olmamıza rağmen üniversite okuyamadık. Askerlik şubesi imtihanına girdim Erzurum'da. Bütün sorulara başarılı bir şekilde cevap verdim. Mülakata da girdim. Her soruyu sordular, her soruya cevap verdim. Çıktım dediler ki yok sen kazanamadın. Erzurum'da öyle ya kaybetmenin hüznüyle yürüyorum. Bir baktım. Gazeteci olacak elemanlar aranıyor diye bir ilan. Girdim içeri, selam aleyküm selam. Dedim ki ben gazeteci olmak istiyorum. Siz arıyormuşsunuz. Evet dediler. Ne yapacağım? Gazete dağıtacaksın dediler. Allah Allah. Gazeteci olmak için böyle bir şey mi yapmak lazımmış? Evet dediler. Gazeteni dağıtacaksın, bölgeden de bize haberler vereceksin. Hay hay, başım üstüne geldim, dağıttım. Allah rahmet eylesin Enver Ören bana bir zarfın içerisinde 50 lira para göndererek İstanbul'a geldi. Geldim. Ve burada
Yine Allah gani gani rahmet eylesin, Kemal Çapraz'ın muhabiri oldum. Türkiye Gazetesi'nde profesyonel muhabirlik yaptım. Sonra bir şeyler oldu. Bunu birçok defa anlattım ama bizim haber müdürümüz farklı düşünürdü, istihbarat müdürümüz farklı düşünürdü. İstihbarat müdürümüz gazeteci gözüyle bakıyordu bizim yaptığımız haberlere ama haber müdürümüz memur kafasıyla bakıyordu. Bir gün şu Ataşehir'de taş ocağı patlamış, onun haberini yapmışım. Ertesi gün bizim haber müdürü aradı, gitti onlardan özür dile, sen nasıl böyle bir haber yaparsın? Kemal Çapraz'ı aradım, dedim ya böyle böyle, dedi ki yok öyle bir şey olmaz. Özür dilemedim diye Türkiye Gazetesi'nden atıldım. Kovuldum. Ablamın evinde kalıyorum o zaman, o dönemde İstanbul'da. Fotoğraf makinem yok, bir referansım da yok. Benim gazetecilik hayatım başlamadan bitiyor mu yoksa bir kapı açılacak mı? Ya Rabbi dedim. Ablam boynundaki altını sattı, bana Zenit marka bir fotoğraf makinesi aldı. Bulvar Gazetesi'nde o dönemde tercümanın yan gazetesiydi. Gittim Bulvar Gazetesi'nde işe başladım. Sonra Üsküdar'da muhabirlik yapıyorum. Allah rahmet eylesin. Yekta Yaktı, o da Günaydın Gazetesi'nde çalışıyor. Yekta'ya ben haber atlatıyorum. Yani benim aldığım haberleri o alamıyor diye şefinden sürekli fırça yiyor. Kim şefi? Behiç Kılıç. Sürekli Behiç abi Yekta'ya diyor ki kim bu çocuk? Al onu bana getir diyor. Ben de sakal makal. Yekta geldi, dedi ki ya kardeş, demiyor artık ya Behiç abi seni çağırıyor da, gel diyor seni Behiç abiyle tanıştıracağım. Niye kardeş, ne oldu, bir şey mi oldu? Ya yok ya falan. Beni tıraş ettirdi falan, gittik biz gazeteye. Behiç abi böyle herkesin medyada kendisinden söz ettiği bir isim. İçeri girdim, merhaba dedim. Merhaba. Oğlum sen misin dedi, sürekli bizim şu çocuğa dedi haber attı yani. O başka bir şey söyledi de ben burada söylemeyeyim. Güldüm, dedi ki bizde çalışır mısın? Çalışırım abi. Allah rahmet eylesin. Gittim çalışmaya başladım. Kartal'da zabıta kılığına girdim. Kartal'da ben, Coşkun Bel ve Bahri Kayaoğlu zabıta kılığına girdik. Piyasadan Ali Duranoğlu'nun bölgesinden rüşvet topladım. İlk işim, Kartal Adliyesi'nde çalışıyorum. Fotoğraflar çekiyoruz. O dönemde böyle telefon melefon yok. Avucumuzda jeton. Müdürümüzü arıyoruz telefonla. Geleyim haberlerim var diyor. Gel diyor. Kartal'dan trenle Haydarpaşa'ya, Haydarpaşa'dan da Sirkeci'ye, Sirkeci'den de yürüyerek yukarı çıkıyoruz. Cağaloğlu. Gece 12'de 1'de geri dönüş yapıyorum. Ertesi gün Kartal'da yine muhabirlik. Referansa bak ya. Elimden tutup beni bir yerden bir yere taşıyan çeteye bak kardeşim. Nasıl mücadele etmişler görüyor musunuz benim için? Sonra yine bir gün bir fotoğraf çektim, götürdüm. Güzel bir haberdi fakat fotoğraf kötü çıkmış. Beyç abi şöyle arkasına yaslandı, dedi ki hayatım dedi. Sen dedi ne kullanıyorsun fotoğraf makinesi? Dedim abi fotoğraf getireyim. Götürdüm masasına, Zenit fotoğraf makinemi koydum. Baktı, sen bunu mu kullanıyorsun hayatım dedi. Onun en güzel lafı hayatımdı. Evet abi dedim. Benim o fotoğraf makinesini aldı çöpe attı arkadaşlar. Benim referansım burada çıkıyor ortaya. O fotoğraf makinemi çöpe attıktan sonra çekmeceden bir fotoğraf makinesi çıkardı. Nikon. O zaman çok ünlü. Yanında bir de bir flash. Al hayatım dedi, bununla çalış. Abi ben bunu ödeyem. Oğlum dedi, ben sana ödeme yap dedim mi? Sen git bu işlerini yap ya dedi. Güzel işler yapıyorsun. Başarılı ol dedi. Güzel işler yapıyorsun. Devam et dedi. İşte referans. Referans diyorsanız bana referans olan kişi Behiç Kılıç. Elimi tutan Behiç Kılıç. Karşı değil ama. Nereli olduğunu yıllar sonra, öldükten sonra öğrendim. Samsunlu. Behiç Kılıç beni siyasi muhabir yaptı. Behiç Kılıç beni Ankara'ya gönderdi, temsilci yaptı. Behiç Kılıç bana yazarlık kapısını açtı ve Behiç Kılıç ölmeden önce şu internet haberde yazarlık yaptı. Ne büyük gurur değil mi? Çalıştı. Profesyonel olarak benim bu sitede yazarlık yaptı. Ve sonra Allah gani gani rahmet eylesin, vefat etti. Ben işsiz kaldım. 3 sene evde işsiz kaldım. Kimse böyle çete mete, hani bana referans olsaydılar ya. Sonra geldim internet haberi kurdum. 1 kişi, 2 kişiyle başladık. 60 kişiyle beraber götürüyoruz biz bu işi. Hadi Özışık bu çetenin mensubu olduğu için mi 60 kişilik bir siteyi 23 yıldır götürüyor? Kimse referans olmadı bana. Benim önce referansım Allah, sonra da Behiç Kılıç oldu kardeşim. Başka da hiç kimse bana elini uzatmadı. Elini omuzuma koyan olmadı. Zaten zor dönemlerde de
kimin dost, kimin düşman, kimin yanımızda, kimin karşımızda olduğunu da görmüş olduk. Ama şimdi şu sıralar yine çete, tam da Aralık ayına girdik, Kars çetesi yeniden hortladı. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu sefer iktidarın yanında olan gazeteciler değil, iktidar karşıtı gazeteciler bizi diline dolamış. Kars çetesi. Her yerde köşe başını kapmış Karslı gazeteciler. E baba ne yapalım yani? Çalış senin de olsun kardeşim. Çalış, çalış. Vallahi çalıştığın zaman mükafatını alıyorsun. Bizi öyle bir sihirli bir değnek dürtmüyor yukarıya doğru çıkmamız için. Biz hamdolsun. Allah'a şükürler olsun. Akıl vermiş, izan vermiş, vicdan vermiş, çalışma azmi vermiş, yorulmamayı nasip etmiş, vazgeçmemeyi nasip etmiş. Vazgeçmiyoruz bütün karalamalara rağmen. Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz diyoruz. O yüzden bir yerlere geliyoruz. O yüzden bu başarıların altına imza atıyoruz. Ben Kars'tan geldim. Ufuk Güldemir Amerikalarda yaşıyordu. Ufuk Güldemir Sabah gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Milliyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Ufuk Güldemir bilmem hangi gazetenin, televizyonunun Amerika temsilciliğini yaptı. Ana dili gibi İngilizce bilen bir adam. O geldi bir internet sitesi kurdu, Habertürk'ü. Ben de Kars'tan geldim, kurdum internet haberi ve internet haber 23 yıldır ayakta ve bütün baskılara rağmen aşağı düşmüyor. Niye Ufuk Güldemir'le mukayese ediyorum kendimi? O da başardı, ben de başardım. O da işsiz kaldı, başardı. Ben de işsiz kaldım, başardım. O da bir gece karar verdi, ben şöyle bir dijital bir gazete çıkarayım dedi. Ben de aynı şekilde hiç adamdan bir haberim, döndüm. Ben de dedim ki internet haberi çıkarayım, böyle bir gazete çıkarayım. Benimle dalga geçtiler. Benim kafayı yediğimi söylediler. Benim tek başıma internet gazeteciliği tiyatrosu oynadığımı söylediler. Sonradan dönüp dolaştılar, kardeş dediler. Sen ne güzel adamsın. Gel beraber yapak dediler. Yani en zor günde, 3 yıllık işsizlik döneminde benim yanımda olmayanlar benim yanıma geldiler, ortak olmaya çalıştılar vesaire. Ama benim zor günümde, işte bu çocukluk arkadaşım dediğim Adnan Yüce benim cebime 100 doları koydu kardeşim. Koydu ve yanımda oldu. Bana elinde ekmek alıp getirdi. O zaman Ankara'da yaşıyordum, Eryaman'da. Ekmek alıp kahvaltı getirdi. Kardeş bunları sabahları ye. Paramın olmadığını bildiği için sabah elinde fileyle ya da poşetle kahvaltı alıp getirirdi. Beraber oturup benimle kahvaltı yapardı. Eğer bana birisi referans olmuşsa, beni bu noktaya taşıyan birisi eğer varsa... Ki Adnan Yüce o dönemde kendi ofisindeki bilgisayarı da getirdi bana verdi. Kardeş dedi bununla çalış. O zaman kitap çıkardım. Bir kitap yazdım o bilgisayarla ve o bilgisayarın sayesinde internetle tanıştım ve internet haber öyle doğdu. Al sana Kars çetesi en büyük mensuplarından birisi. Boyu posu da var ya tam çete. Ya Allah. Allah akıl fikir versin ne diyeyim ya. Bir çeteyi tanıttım arkadaşlar size. Hadi bakalım bilin, ona göre abone olun, ona göre beğeniler yapın, ona göre paylaşım yapın. Bak, bak yakarım, yakarım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.